Aman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Harap yurdunu bina etmeye devam mı ediyorsun? Onu bina etmek için yaratılmadığın halde sen onu imar ediyorsun. Günler sana bir özür bırakmadı. Günler sana öğüt verdi ancak sen öğüt almadın. Geçen günler yolculuk için her an seni çağırıyor. Çağrılan kişinin sen olduğunu ilan ediyor. Sana nidayı işittiriyor fakat sen gaflet içerisindesin. Seni çağrını işitmemiş gibisin. Biliyorsun ki uzun bir yolculuktur. Fakat sen azlık hazırlamaktan gafil kaldın. Günlerin talep edicisi koştururken sen uyuyorsun. Arkandan koşturuyor ve uyumuyor o. Peki sen nasıl uyuyorsun? Bu dünyanın ayıpları çok fazladır. Sen o ayıpların üzerinden mühürlenmişsin. Ömrü eğlence ve oyun içerisinden geçiyor. Şayet aklın olsaydı oyun oynamazdın. Ölümden sonra cehennemden başka bir şey yoktur. İsyan eden adam için veyahut itaat eden için de nimet. Dünyaya döndürmek istediğinde batılı isteyen sen değil misin? Terk edildiğin dünyada salih amel işlemek için ilk olarak kanadım kendi nefsimdir. Çünkü senin yaptığın aynısı da o da yapıyor. Ey nefsim, masiyetlere mi doluyorsun? 46 yaşında olmana rağmen ömrümün uzamasını umuyorum. Ta ki yolculuğumun azı hasıl olsun. Allah'ını budaklanan gençlik, sen kibirliyle meylediyorsun. Zaman geçtikçe gençleşiyor musun gibi. Bu anlattıklarımı sen de biliyorsun. Öyleyse bu cehalet yolunu terk et ve dikkatli ol. Kendini ıslah et çünkü sen yaptıkların farkındasın. Ey mal toplayan kişi, söyle bana. Topladığın mallar seni ölümden men edecek mi? Her söylediğinin dinlenilmesini uman kişi, kendisine emredilenleri işitsin ve uygulasın. Sen saltanata doğru koşuyorsun ve umuyorsun adil ve zalim olduğunu. Bilmiyorsun ki sana saltanatın verildiği gün bıçaksız bir şekilde kesildiğini. Sevinç olmaz o sözünü işittiğin zaman. Hüzünlü bir gün o işte ayrıldığını söyleyecekler. İhmal etme çünkü sen vakit akıp gidiyor. Eğer ondan istifade etmezsen onu zayi etmiş olursun. Günlerin her kuvveti eskittiğini görüyorsun. Sevinçle yaydıklarını gizlediğini. Biliyorsun ki dünya hayatı bir uyku gibidir. En tatlı ana uyandığı andır. Bedi olanı elde etmekten nasıl alıkonuluyorsun ki? Fani olan ve onun süsüyle meşgulsun. O dünyadır. Seni bir gün sevindirirse sonrasında da seni kat kat üzüntüye boğuyor. Kendisine koştuğun bir serap gibi seni aldatır. Ve sen aldandığının da farkında değilsin. Şahidim ben ne kadar sevgili şeyler götürdüğüne. Sen bu gördüklerine rağmen eman içinde gibisin. Onları götürüp gömmene rağmen sevinçle dönüyorsun. Elde ettiğini miras ve topraklarından dolayı. Onları unuttun. Fakat sen bu hale düşeceksin. Hiç yaratılmamış ve vücuda gelmemiş gibi onlardan konuşurken. İdiler diyorsun. Evet onlar idiler. Senin de olduğun gibi. Ölenler de onlar diye konuşuyorsun. Bil ki senin için de böyle konuşulacak. Öyle olmamak için gücünün yettiği kadar amelleri güzelleştir. Kişi öldükten sonra sadece anılar geri döner. Zikredildiğin zaman hakkında güzel konuşulan bir insan ol. Nere amcandan ve dayından sor bakalım. Sormana ne gerek var ki? Zaten akıbetlerini biliyorsun. Onların yaşadığını diyarların bomboş olduğunu görmüyor musun? Fakat sen ondan bildiklerini de tanımıyorsun. Vesselam.